Ay Televizyon'dan merhabalar. Güncel adlı canlı yayın programımızda sizlerle birlikteyiz. Bugün güncel canlı yayın programımızın konukları Kırşehir Ayhevran Gençlik Derneği Sayın Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri. Şu anda programımızın konuğu, ben hemen değerli konuklarımıza hoş geldiniz diyerek programımızı başlatmak istiyorum. Sayın Başkanım ve değerli yönetim kurulu üyeleri, hepiniz hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk Murat Bey. Teşekkür ederiz. Öncelikle ben kendimi tanıtayım. Ömer Polat. Kırşehir Ayhevran Gençlik Derneği Başkanıyım. Kırşehir Akpınar Pekmezli Köyü'ndeyim. Aynı zamanda da şu an Rixos Grand Ankara Oteli'nde de İnsan Kaynakları Müdürlüğü yapıyorum. Derneğimiz adına bize bu fırsatı tanıdığınız için Ahi Televizyon'a da çok teşekkür ediyoruz. Evet, biz teşekkür ediyoruz Sayın Başkanım. Tabii Kırşehir Ayhevran Gençlik Derneği yeni kurulmuş bir dernek. Tabii bu derneğin çalışmaları, faaliyetleri, bundan sonra neler yapacak, bunları geniş geniş izleyicilerimize aktaracağız ama dilerseniz çok genç de bir yönetim kurulunuz var. Dilerseniz, adı Gençlik Derneği zaten. Gençlik Derneği. Özellikle Ahi de olunca daha evet, da güzel. Daha da güzel. Daha da güzelleşmiş. Onun için dilerseniz hemen değerli izleyicilerimiz de tanısınlar arkadaşlarımızı. Buyurun. Evet, herkese iyi akşamlar diliyorum. Adım Alper Sarı. Ben de bu derneğin başkan yardımcılığı görevini üstleniyorum. Ankara'da ikamet ediyoruz ama Kırşehir sevdalısıyız. Hepimiz hep arkadaşlarla birlikte. Bir savunma kurumunda ben de çalışıyorum. Aynı zamanda futbol hakemi Ankara bölgesi. Futbol hakemliği görevimi yürüttüm. Bu arkadaşlarımızla beraber Kırşehir Ayhevran Derneğimiz, Gençlik Derneğimiz olarak amaçlarımız var, hedeflerimiz var ve sizlerin bizi davet etmenizle icap ettik ve buradayız şu anda. Bu şekilde tekrar hoş geldiniz. Tabii siz de spor içerisindesiniz. Biz de programımızda görüyoruz. Yeşil beyazlı Kırşehir sporumuz altlarında süsledik böyle. Evet, gayet hoş görünüyor. Evet. İlgimi çekti zaten geldiği anda direkt. Evet, sizi tanıyalım. Eser Memişik ismi. Yağmurlu Sayabası köyündeyim. Ankara'da yaşıyorum. Kırşehir'e gönül veren bir Ankaralıyım. Ankara'daki hem Kırşehirlileri ve Kırşehirli gençlerin ileriye atılmaları için, onların gelecekleri için bazı çabalarımız olacak. Umarım başarılı oluruz bu konuda. Evet, tekrar siz de hoş geldiniz diyoruz. Evet, Ali Bey, sizi de tanıyalım. İsmim Ali Ünsal. 1981. Kırşehir Akçakent, eski adı Zalim Ali, yeni adı Yeşildere köyündenim. Ankara'da işletmecilik yapıyorum, seyahat ajansı işletiyorum. Hepimiz sevdamızdan dolayı bir yola düştük. İnşallah Kırşehir'e de faydamız dokunur. Zaten detayları başkanım detayları anlatacak size, yapmış olduğumuz projeleri, aklımızdan geçenleri, planlarımızı. Bugün birkaç tane çok güzel görüşme de yaptık. Sağ olsunlar, bizi çok güzel ağırladılar, çok güzel karşıladılar. Hepsine buradan da teşekkür ediyorum ayrıca. Bakalım ilerleyen zaman neyi gösterecek ama Kırşehir için güzel olacağına inanıyoruz. İnşallah diyoruz. Evet, mikrofonu hemen Mahmut Bey'in önüne doğru koyarsak. Ben ismim Mahmut Orman. Kırşehir Mucur, Tatar Yanak Köyü'nde. Ankara'da Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde öğrenciyim. Son sene bu sene inşallah bitireceğiz. İşte biz de abilerimle beraber bir dernek işine girdik. Öğrencilere faydamız olsun, gençlere bir yol gösterelim. Hani biz de böyle bu evrelerden geçtiğimiz için ne tür sıkıntılar yaşadığımızı daha iyi bildiğimiz için çözüm sürecinde yani en azından öğrencilere yol gösterme bağlamında iyi bir yol izleyeceğimize inanıyorum. Evet, tekrar hepiniz hoş geldiniz diyoruz. Hoş bulduk. Dilerseniz Ayhevran Gençlik Derneği'ni biraz daha tanıyalım. Yani kuruluş amacı, neden böyle bir dernek kurma ihtiyacı duydunuz ve kurduktan sonra bundan sonra ne gibi çalışmalarınız, hizmetleriniz olacak? Bu konuda hemen ben Ömer Bey'e dönmek istiyorum. Ömer Bey, tabii çok aslında baktığımızda hani dernek var ama Ayhevran Gençlik Derneği ismi gerçekten hem kulağa da hoş geliyor hem de kuruluş amacıyla baktığımız biraz sonra açıklayacağız. Gerçekten önemli çalışmalar yapacak. Dilerseniz hemen böyle bir derneği kurma fikri nereden ortaya çıktı? Dilerseniz hemen bununla başlayalım. Şimdi Kırşehir Ayhevran Gençlik Derneğimiz daha yeni bir dernek. 29 Eylül'de kurduk derneğimizi. Ve kurmamızdaki amaç hani Kırşehir'e gönül veren gençlerle birlikte birlik beraberlik olgusunu oluşturmak ve oluşturduktan sonra gençlerin katılımıyla gençlerimize fayda sağlayacak projelerle
işler yapmak, güzel işler yapmak. Derneğimiz, şöyle söyleyeyim, Kırşehir Dernekler Federasyonu'nda biz gençlik komisyonuyduk. Daha sonra da genç arkadaşlarımızla birlikte bağımsız bir dernek olalım. Hani daha aktif hale gelmek ve söz sahibi olmak için bir dernek kurduk. Ve dediğimiz gibi gerçekten de gönüllülük esasına dayanarak çalışmalar yapacağız. Şöyle söyleyeyim, derneğimizde, tüzüğümüzde de yazdığı gibi tamamıyla kayıt ücretsiz. Gençlerin sadece bizlere katılmaları bizim için yeterli. Çünkü onların katılımıyla birlikte gerçekleştireceğimiz projelerde tabii önemli olan zaten birlik beraberliği sağlamak. Çünkü Ankara'da şu an hepimiz Ankara, zaten derneğimizin merkezi de Ankara'da bulunuyor. Ankara'daki genç kitleyi kendimize çekip aynı zamanda da Kırşehir'de de bir temsilciliğimiz olacak ilerleyen dönemlerde. Hem Ankara'da hem Kırşehir'de gençleri bir araya getirerek zaten en önemli şey birlik beraberliği sağlamak. Birlik beraberlikten sonra gençleri aramıza aldıktan sonra onların fikir ve düşünceleriyle de şu an programın ilerleyen zamanlarında zaten projelerimizden ve hedeflerimizden bahsedeceğiz. Ama gençlerin katılımıyla Mahmut arkadaşımızın dediği gibi genç kitle hedefimiz. Mahmut üniversitede okuyan bir arkadaşımız. Üniversite öğrencilerinin ne gibi sorunları, sıkıntıları var. Bunlarla ilgili Gençlik Derneği ve yönetimi olarak etkinlikler ve projeler gerçekleştireceğiz. Yani bizim amacımız, niyetimiz, dediğimiz gibi, evet, bahsettiğiniz gibi birçok dernek var. Ama bizim derneğimizin farkı, hiçbir kar amacı gütmüyoruz. Yani üye aidatı anlamında. Ve amacımız birebir insanlara ve tabii ki gençliğe fayda sağlamak. Çünkü bugünün gençleri yarının büyükleri. Çünkü amaçlarımızdan bir tanesi de bu hemşericilik bilincini oluşturmak ve yaymak. Çünkü Ankara'da gerçekten çok ciddi bir sayıya sahip. Hani şu an afaki söylüyorum, belki 100 bine yakın Kırşehirli var. Hani ama bir birlik ve beraberlik yok. Kopukluk var. Bir kopukluk var. Biz bu dernekle birlikte bu kopukluğu değil, bize katılımla birlikte birlik beraberliği sağlayacağız. Sağladıktan sonra da ben güzel işlerin ortaya çıkacağını düşünüyorum. Ve şu an bizi izleyen tüm genç arkadaşlarımıza ve büyüklerimize, derneğimizle ilerleyen, programın ilerleyen sürecinde de daha da bahsedeceğiz. Şu an bizim aktif olarak kullandığımız kırşehirgençlik.com web adresimizden ve Kırşehir Ahi Evran Facebook sayfamızdan da hem projelerimizi hem yaptığımız çalışmalarımızı da takip edebilirler. Zaten yapacağımız projeleri hem sosyal medyada hem sizin gibi televizyon kuruluşları aracılığıyla da duyuracağız inşallah. Yani güzel çalışmalar yapacağımıza inanıyorum. İnşallah. Şimdi tabii şöyle baktığımızda hep gençler var. Evet, Sayın Başkanım. Evet. Yani o anlamda da hani bu yüksek tempoyu da bu gençlerle ancak biz başaracağız diyorsunuz. Kesinlikle. Gençlik çünkü çok farklı bir şey. Şu an heyecanımız da var. Gerçekten de istekli ve heyecanlıyız. Tabii büyüklerimizin desteğiyle daha da güzel işler ve çünkü bizim için destek çok önemli. Daha biz yolun başındayız. Belki birçoğumuz sivil toplum kuruluş örgütlerinde daha yeniyiz. Ve tabii ilerleyen zamanlarda daha da tecrübe edineceğiz. Daha da güzel işler çıkaracağımıza inanıyoruz. Tabii bir de Kırşehir gençlikten ziyade Ahi Evran Veli, yani ismimizin ağırlığının da farkındayız. Amacımız Kırşehir'le özdeşleşmiş Ahi Evran Veli, ahilik kültürünü de hem Kırşehir'e hem Türkiye'ye tanıtmak. Bunda gençlikte olacağına inanıyoruz. Çünkü gerçekten de hani gençlerin katılımı her anlamda fayda sağlayacağına inanıyoruz. Ailenin milli birlik, beraberlik, karşılıklı saygı ve sevgiyi ve sosyal dayanışma ve yardımlaşmayı temel atan ilkeleri var. Hoşgörülü, tevazu sahibi. Yani bu prensipleri gençliğe kesinlikle örnek alıp gençliğe bu şeyi oturtmamız gerekiyor. Bu duygulara sahip olmak ve dediğimiz gibi hemşericilik bilincini oturtmamız gerekiyor. Evet. Aidiyet duygusu diyelim.
Özellikle Ankara'da çok sayıda Kırşehirli hemşehrilerimiz var ama dediğimiz gibi çok önemli makamlarda, mevkilerde olan gerçekten çok sayıda hemşehrilerimiz var. Ama biz maalesef kopukluk... Bir birlik yok bir birlik yani. Yok. Bilmiyoruz. Maalesef. Yani şimdi Ankara'ya gidip de tesadüf konuşurken bir bakıyorsun birden Kırşehirli çıkıyor, hemşehri diyoruz, seviniyoruz yani. O anlamda hani bu insanları ne kadar bizler kamuoyu tanırsa en azından o birliktelik, o güçle birlikte de yani çok güzel şeyler ortaya çıkar. Kesinlikle. Çok güzel projeler ortaya çıkar. Sayın Başkanım tabii genç arkadaşlarımızı görüyoruz ama derneği de kurdunuz. Şu anda yönetim ne kadar, kaç kişi, yani sayı belli mi yoksa bu her geçen gün artacak mı? Ya şu an şöyle söyleyeyim, bir de şunu da söylemek istiyorum, aramızda olmayan arkadaşlarımız da var. Başkan yardımcımız Sayın Emine Ardıç, yine üyelerimizden Dilek Palta, Orhun Yıldız şu an aramızda değil. Onların da selamlarını getirdik. Onlar da burada olmak istiyorlardı. Şu an dediğimiz gibi Serkan Toker aynı zamanda. Şu an yönetim olarak 9 kişiyiz ama şu an ilk 1 aylık dernek olmamıza rağmen şu an 500'e yakın üyeye ulaştık. 6 aylık süreçte 10.000 üye hedefliyoruz. İlerleyen zamanlarda asıl en büyük hedefimiz de 40.000. Yani hedefimiz tüm gençliğe ulaşmak. Biz bu sayıyı yakaladığımızda çok güzel işlere imza atacağımıza inanıyoruz. Ama buna tabii ki ulaşmamız için de gençlerimize katılımı gerekiyor. Bize inanmaları gerekiyor. Çünkü gerçekten bizim derneğimizin kuruluş amacı gençlik. Gençliği, çünkü dediğimiz gibi derneğimizin herhangi bir ücret, aidat gibi bir şeyi yok. Sadece gençlerin katılması bizim için yeterli derneğimize. Yani tamamıyla amaç bu. Ve ben ilerleyen zamanlarda çok ciddi bir kitleye ulaşacağımıza inanıyorum. Ve bu yapacağımız bu çalışma belki de Türkiye'de ilk olacak. Kırşehir gençliği el ele vererek, projeler gerçekleştirerek Kırşehir'ini tanıtıyor. Kırşehir'i tanıtacak, Kırşehir'e fayda sağlayacak. Ben bir örnek vermek istiyorum. Ben Kırşehir Akpınar Pekmezci köyündenim. Yaklaşık bir yıl önce köyümüzde bir gençlik komisyonu kurduk. 10 kişilik bir gençlik komisyonu. Hemen hemen 500'e yakında gencimiz var. Bu genç arkadaşlarımızla birlikte Kurban Bayramı'ydı. Bir toplantı yaptık. Tabii ben bu toplantıyı önceden planlamıştım. Ve 13 tane proje belirledim anlatmak açısından. Yaklaşık 100-150 kişinin katıldığı bir toplantı tertip ettik. Ve inanın gençlerin katılımıyla yaklaşık 6 aylık bir süreçte planladığımız 13 projenin 6'sını 7'sini gerçekleştirdik. Ve amaç şuydu, gençliği sılaya çekmek, memlekete çekmek ve aidiyet duygusunu arttırmak. Bu alanda bu projeleri gerçekleştirdik ve gençlerin katılımıyla oldu bu. Ve aradan bir süreç geçtikten sonra bazen bir genç arkadaş köyde giderken hani bir yere bakıyor ama eskiden boş bakıyordu belki. Baktığı zaman Ömer abi şuraya şu projeyi yapabilir miyiz olgusu oluştu kafada. Veyahut da orada büyüklerimiz sokak köyde gezerken bundan sonraki projeniz ne olgusu oluştu. Yani biz hiç kimseden, tabii hiçbir destek almadan, tamamen gençlerin el birliğiyle yaptık bunu. Bunu neden Kırşehir'e yaymayalım? Neden diğer? Çünkü bizim derneğimiz 7 ilçe, 23 belde ve 234 köyü temsil edecek. Biz her köye ulaşacağız, her gence ulaşacağız. Belki biz köylerde gençlik komisyonları kuracağız. Üretken bir dernek olacağız. Kesinlikle. Yani aslında derneğin faaliyet alanına üretim de yazılabilir. Üreteceğiz. Projeler üreteceğiz. Yani gerçekten de ben şu an bir aylık bir derneğiz. Bir ayda ciddi yol kat ettik. Ciddi de ses getirdik. Ciddi de bir destek var. Bu anlamda zaten bugün Kırşehir'e ziyaret yaptık. Evet. Valimiz, belediye başkanımız iş yoğunluğu sebebiyle burada olamadı. Onlarla görüşemedik ama Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Kudret Saylan Bey ile görüştük. Bizi ağırladı. Yaklaşık bir saat bir görüşme oldu. Çok memnun oldu. Biz de çok memnun olduk. Şimdi buradan kendisine de çok teşekkür ediyorum. Ahi Evran Üniversitesi zaten üniversiteye yönelik de projeler yapacağız. Aynı zamanda
Kırşehir Ticaret Odası Genel Sekreteri Murat Bey'le de, Murat Yıldırım'la da bir ziyaretimiz oldu. Kendisine de çok teşekkür ediyoruz. O da bize destek olacağını iletti. Yani ziyaretlerimiz olacak, aynı zamanda da devam edecek. Onların desteğiyle yapacağız inşallah. Bakalım güzel işler yapacağımıza inanıyoruz. Evet. Tabii başkanım, özellikle tabii dernek az çok kuruluş amacıyla bilgiler veririz ama acaba genel olarak hatlarla baktığımızda dernek neler yapacak? Ne gibi faaliyetler olacak? Daha çok siz gençlere yönelik bir çalışma ortamına gireceksiniz ve buradaki üretilen projeler, bunlar uygulamaya geçilecek. Evet. Biraz daha derneğin kuruluş amacını biraz daha geniş bir şekilde eğer aktarırsak değerli izleyicilerimize. Şöyle proje ya hedeflediğimiz, inşallah gerçekleştirmeyi de inanıyoruz diyeyim. İnanmak biliyorsunuz başarmanın yarısı. Şöyle söyleyeyim, biz çeşitli seminerler düzenleyerek dernek olarak liselerde ve üniversitede okuyan gençlerin hem üniversite tercihlerinde hem üniversitede okuyan öğrencilerin de öğrenim sürecinde onlara ne gibi fayda sağlayabiliriz, onlarla ilgili projeler yapacağız. Dediğimiz gibi biz bu yapacağımız etkinlikleri de öğrencilerle yapacağımız bu seminerlerde karşılıklı söyleyiş şekilde yapacağımız şeylerle tespit edeceğiz mesela. Ve tabii ki öğrencilerin burs, konaklama anlamında neler yapabiliriz veyahut da dernek olarak, dernek üyelerimize özel kurumsal anlaşmalar yapacağız. Belki de ulaşım anlamında bir Kırşehirli bir firmamızla görüşmelerimiz olacak zaten. Mesela diyelim ki üyelerimize özel %20 indirim gibi veyahut da burs anlamında ne yapabiliriz? Çünkü dediğimiz gibi ücret almıyoruz ama bağış kabul ediyoruz. Bunun yanı sıra yapacağımız bu Avrupa Birliği projeleri yapacağız. Meslek edindirme projelerimiz olacak. Bunlar da hem gençliğe fayda sağlayacağız hem de bir gelir de elde etme şansımız var. Biz bu elde edeceğimiz gelirleri biz gençlere harcayacağız, onlara destek olacağız. Ve tabii ki takdir edersiniz ki ben biraz detayına gireyim. Mesela lise öğrencilerinin üniversiteye hazırlık süreci önemli bir süreçtir. Ve üniversiteye giriş konusunda Kırşehir'imiz Türkiye sıralamasında hemen hemen ikinci sırada. Eğitimde mi artık? Eğitimde gerçekten de ciddi yerlerdeyiz ama hani rehberlik anlamında biz onlarla ilgili tabii komisyonlar oluşturacağız. Evet. Bu komisyonlarla biz onların üniversiteyi tercih konusunda Kırşehir'i Evren Üniversitesi. Aynen öyle. Yapacağız, yönlendirme yapacağız. Hani üniversiteyle de işbirliği yapacağız zaten. Onlar da bugün rektörümüz de her türlü destek olacaklarını ilettiler. Üniversite öğrencilerin özellikle mezun olduktan sonra tabii herkesin hedefinde memurluk vardır ama hani bir de özel sektör ayağı var işin. Mezun olduktan sonra özel sektöre geçiş konusunda biz destek olacağız. Nedir? Dediğimiz gibi büyük, mesela benim örnek vereyim. Ben Rixos Otel grubundan, bir uluslararası bir zincir. Diyelim ki Kırşehir'e Rixos Otel grubunda bir kariyer etkinliği yapacağız. İstihdam anlamında. İstihdam anlamında da çalışmalarımız olacak. Tabii istihdam dediğimizde sadece gençlere yönelik değil, büyüklerimize de yönelik çalışmalarımız da olabilir. Web portalımızda bunlarla ilgili meslek grupları oluşturacağız. Belki iş ilanları yayınlayacağız. Yani biz gençliğe faydalı olacağız. Çok önemli. Çünkü ilimizde de şimdi özellikle turizm anlamda da birçok oteller yapılıyor. Yani buradaki işletmelerin en büyük sıkıntıları da burada çalışacak kalifiye personelin sıkıntıları var. Bir de ilimizde çok fazla bu sektörde hani çok bilen insanlar olmadığı için tabii ki personeldeki bu eğitimde de problem oluyor. Aynen öyle. Yani bunu işte Ankara'da veya Kırşehir'de uzman kişiler buradaki bu sektörde çalışacak hem öğrenci ya da insanlar düzenlenecek bu programlarla birlikte, alacakları sertifikalarla birlikte de artık ciddi anlamda da iş sahibi de olacaklar. Kesinlikle meslek sahibi olacaklar. Bu bizim için çok güzel olacak zaten. İnşallah bu hedefimizi de gerçekleştireceğimize inanıyoruz. Devam edeyim. Dediğimiz gibi sosyal kültürel etkinlikler gerçekleştireceğiz. Yani bahar şenliklerimiz olacak.
derneğimizin muhtemelen 2015 bahar döneminde şenlik plan yapmayı planlıyoruz. Biz aynı zamanda gençler olarak Kırşehir'i de tanıtacağız. Nasıl? Bu yapacağımız kültürel etkinliği, şenliği, biliyorsunuz Kırşehir Dulkadirli'de bir yeraltı şehrimiz var. Bu yeraltı şehrimiz Türkiye'nin en eski yeraltı şehri ama maalesef hani şu an fazla bilinmiyor. Çok tanınmıyor. Biz bunu yapacağımız etkinliklerle, çünkü medyayı da bu işin içine davet edeceğiz. Sizlerin desteği de bizim için çok önemli. Sesimizi duyurma anlamında. Yeraltı şehrimizin olduğu bölgede etkinlik, şenlik yapacağız. Etkinlikler olacak. Zaman zaman bu her yıl gerçekleştirme ahilik şenliği olacak, Neşet Ertaş sempozyumu olacak. Olacak bütün birçok etkinlikte, sosyal kültürel etkinlikte ve bugün rektörümüzle de bahsettik, orada da gruplar var bunlarla ilgili. İşbirliği yaparak birçok kültürel etkinlik yapacağız. Yani hani gençleri bu işin içine katmak çok çok önemli. Yani sadece iş ev olmayacak, kültürel etkinliklerle gençlerin vizyonunu da açacağız. Eğlenecekler. Yani hani o anlamda birçok etkinliğimiz olacak ve güzel olacağına en inanıyoruz. En azından bu etkinliklere Sıla-i Rahim yapacaklar. Kesinlikle. Yani. Sıla-i Rahim çok çok önemli. Yani memleket ana vatanı unutmamak gerekiyor. Biz zaman zaman şu vardır, ben şahsi olarak söylüyorum. Ben her bayram, Kurban ve Ramazan bayramında memleketimde olmak isterim. Yani o atmosfer, o şey, tabii eski şeyler yok şu an ama o şeyi koparmamak, bağı koparmamak gerekiyor. Çünkü insanlar birbirlerini ya bayramda görür, ya düğünde görür, ya da Allah korusun evet, cenazelerde görüyor ama o birlik, beraberliği, o sılayı ziyaret etmek, büyüklerin yanını ziyaret etmek gerçekten çok güzel bir duygu. Evet, onlar bu evet, sosyal kültürel projelerle gerçekleştireceğimize inanıyorum. Az önce bahsettim yine, işsiz gençler ve meslek sahibi olmayan gençlere yönelik projeler yapacağız. Avrupa Birliği projeleri olabilir, Türkiye İş Kurumu işbirliğiyle projelerimiz olabilir. Bunlarla ilgili meslek edindirme kursları açacağız. Sektörün tabii istihdam anlamında açıklarını tespit ederek yapacağız. Hangi alanda açık varsa o şeye yönelik, işsizliğe yönelik meslek edindireceğiz ve daha sonra da meslek edindirdikten sonra da istihdam anlamında çalışmalar yapacağız. Biz sesimizi bu anlamda da duyuracağız. Kesinlikle şu an evet ülkemizde bir işsizlik var ama iş beğenmeyen bir toplum da var maalesef. Gerçekten ciddi anlamda bazı mesleklerde eleman şu an yetişmiyor, bulamıyor. Biz bu an, çünkü şu an gençliğe kimse bunu anlatmıyor. Bunu biz yapacağımız etkinlik ve seminerlerle anlatacağız. Ve iş ve meslek sahibi olmalarında yol gösterici olacağız. İstihdam anlamında muhakkak çalışmalar yapacağımıza inanıyorum. Aynı zamanda biz tabii ben Galatasaraylıyım ama Kırşehir Spor'umu da destekliyorum. Yani Kırşehir Spor bizim için önemli, memleketimizin takımı ve destek gerekiyor. Kırşehir Spor Başkanımızla geçen maçta da bir görüşme fırsatımız oldu. Kendisine Kırşehir Ahi Evren Gençlik Derneği olarak kulübe destek olacağımızı ilettik. Bununla ilgili çalışmalar, projeler de üreteceğiz. İşbirliğiyle yapacağız bunu. Gençlik ve Spor İl Müdürü'yle de işbirliğinde bulunacağız tabii bu anlamda. Ve Kırşehir Ahi Evren Gençlik Derneği olarak, şimdi Alper hocam da profesyonel hakem. Ben sadece başlığını söyleyeyim. Kırşehir Cup her yıl geleneksel hale gelecek. Evet. Kırşehir Cup, evet, Alper hocamızdan detayını alabiliriz detayını. Evet, şimdi konu futbol olunca tabii biraz iş bize düşüyor. Yani futbol tabii dünyada sevilen, bilinen çok önemli bir oyun. Burada çok önemli olan şu, gerçekten Kırşehir Spor'u, ben futbol hakemliğim döneminde Kırşehir Spor için maçlarını takip ederdim, izlerdim. Ama şu an öyle bir noktadayız ki artık Kırşehir Spor için acaba neler yapabiliriz? Yani biz bu noktadayız şu anda.
Tabii az önce Ömer Başkanım da anlattığı gibi yani Kırşehir Spor'un başkanıyla gerçekten ciddi bir konuda bir alışverişimiz var. Ve web sayfamızda da onların gayet Facebook ortamında web sayfada da onlarla irtibat halindeyiz. El ele vererekten bir futbol turnuvası yapmayı planlıyoruz. Yani 2015 Nisan aylarında da düşünüyoruz bahar turnuvası gibi bir turnuva planımız var. Ya bu da gerçekten spora gönül veren gençlerin olabileceği, gerçekten bir noktaya gitmekte hedefi olan gençlerin olabileceği bilinçli insanları tespit edip bir yönde futbola ön plan almak istiyoruz. Hani turnuvayı başlandırarak da. Ve adını Kırşehir Cup olarak düşündük. Gerçekten ismi de hoşumuza gitti. Evet. Arkadaşlarla evet. Toplantı yaptığımızda böyle bir Kırşehir Cup futbol turnuvası yapsak acaba ne olur düşüncesiyle çıktık yola. Ama gerçekten şu an görmüş olduğum şu Kırşehir Spor sevdalısı arkadaşlarla bugün konuştuk, toplantı yaptık ve onlar da bir faaliyet içerisine girmişler. Ama ben her zaman şunu söylerim. Futbol, ben şiddete karşıyım. Her zaman hani lütfen kelimesini her zaman kullanırım. Her yani bir maçta, bir futbol maçında bile bir oyuncuya hani ilk önce hani ikazımızı yaparız. Yani lütfen biraz daha sakin, biraz daha gayet ılımlı. Ben buradan turnuvada yer alacak bütün takımlara da şunu önereceğim. Çünkü bir oyun kuralları yazacağız. Yani oyun kuralları disiplin içerisinde olacak ve takımlar bunu harfiyen uyacak. Tabii hakemler çok önemli. Yani çünkü hakem demek o sahanın lideridir, yöneticisidir ve o hakemlere karşı yapılacak herhangi bir davranışta alacakları cezalara kadar. Yani bir ilk önce bir ikazımız olacak, uyarımız olacak. Çünkü sportmenlik çerçevesinde bir Kırşehir Cup yapmayı düşünüyoruz. Bu da gerçekten bizim gerçekleştirmek istediğim en büyük projelerden birisi. Turnuva Ankara içerisinde katılım nasıl olacak? Katılım yani takımlar evet tahmini bir şu an için bir listemiz yok. Yani takım listemiz bir duyurumuz yapacağız. Kırşehirgençlik.com web sayfamızdan Facebook'umuzdan da duyuracağız. Bu katılım durumlarına göre bir fikstür hazırlanacak ve bir kurallar çekilecek. Bir açılış eğlencesi yapılacak. Yani bu turnuva Ankara'da başlayacak. Evet, Ankara'da başlayacak. Evet. Finalini inşallah burada düşünürüz ama şu an için tam net değil ama evet. Tabii Kırşehir sevdalısı olduğumuz için hani toprağımızda finalimizi oynayalım diyoruz yani. Yani finalimiz de var. Finalde buraya yakışır diyoruz. Yani onun için de güzel bir ekip işi. Gerçekten bu hedeflediğimiz bir durum. Bir Kırşehir Cup hedefimiz var. Özetle evet. Bunu inşallah sizlerin de desteğiyle bir yerlere duyuracağız. Tabii özellikle sizler tabii hem spor evet. Camiası içindesiniz. Evet. Yani bu türlü turnuvalarda ne kadar camianın içerisinde ünlü isimler evet. Katılırsa turnuvanın evet. Reklamı daha evet. Boyutu da evet. O kadar büyük oluyor. Yani bu anlamda da hani ben, spor camiası ünlü isimler de bu turnuvada katılırsa talep de ilgi de biraz daha evet. Fazla olur. Tabii ben şimdi Ankara'da tabii 13 yıllık bir hakemlik geçmişim var. Şu an çeşitli sebeplerden dolayı biraz ara vermiş durumdayım ama yine camiden kopmadım. İşte hakem arkadaşlarımla hep her zaman beraberim. Özellikle geçmiş olsun diliyorum Sayın Ali Uluyol hocama buradan. Kendisi ufak bir rahatsızlık geçirdi. Şu an evin istirahat halinde. Muhtemelen de camiye çok önem vermiş abilerimiz, büyüklerimiz, isimlerimiz var. Bunlarla tabii bizzat görüşeceğiz. Bizleri kırmayacaklarını düşünüyoruz. Yani biraz hatırımız varsa inşallah bizlerle birlikte olacaklar. Amaçlarımız bu doğrultuda. İnşallah hep beraber oldu. Arkadaşlarımızla beraber yürüyeceğiz. İnşallah bu birincisi olur ve artık evet. Geleneksel hale evet. Gelir. Her yıl İnşallah. Kırşehir Cup turnuvası artık giderek güzel müsabakalar sahne olur başkanım. Yani şöyle Kırşehir Cup'ta zaten hem dediğim Alper Başkanımızın da bahsettiği gibi web sitemizden duyuracağız. Hedefimiz şu, isteğimiz de şu. Köy takımları, hani köyler kendi işlerinden bir takımlar çıkarsın ve bu takımların katılımıyla bir turnuva düzenleyelim. Çünkü belki çıkacak 18 takımın
futbolcularıyla birlikte neredeyse 300'e yakın bir katılım. Sadece futbolcular, futbol taraftarıyla 1000'e yakın, 1500'e yakın bir katılımın olacağı büyük bir etkinlik olacak. Ve siz bu etkinliği her yıl geleneksel hale getirirseniz o işte hedeflediğimiz birlik beraberliği sağlama şansımız olur. Tabii ki bu tür etkinlikleri biz zaten çok güzel bir planla, büyük bir açılışla, ses getirecek bir açılışla yapmayı planlıyoruz ve dediğiniz gibi ünlü isimlere davet ederek. Zaten en büyük hedefimiz de şu an Dortmund'da ter futbol oynayan Nuri Şahin'e ulaşmak ve onu açılış maçında onu aramızda görmek isteriz tabii ki. Hedefimiz o. Burada hemşehrisi var. Çağır artık değil mi? Evet. Yani Nuri Şahin'i aramızda görmek istiyoruz ve bu yapacağımız ilk etkinlik bir başlangıç olacak bu futbol turnuvası. Ve her yıl geleneksel hale geldikten sonra zaten yapacağımız bu etkinlik Kırşehir Spor Kulübü ile yapacağız. Başkanımıza aktardık. Geçen hafta maçta yine Gençlik ve Spor İl Müdürümüzle de görüşmemiz olacak ilerleyen dönemde. Ve o maçta geldiğimizde Kırşehir'e gönül veren Kırşehir Spor adamlarıyla da bir araya geldik. Bu etkinliğimizi, bu projemizi paylaştık. Çok güzel buldular ve destekleyeceklerini ilettiler. Güzel olacağına inanıyorum. Şimdi işte tabii konu futbolla başladı ama sadece futbol yok. Biliyorsunuz olimpiyatlar anlamında bir ülkemiz aday olmuştu. Maalesef olmadı. Ve olimpiyatlara yönelik şu an devlet, hükümetimiz ciddi çalışmalar yapacak. Biz de Kırşehir Ahi Evran Gençlik Derneği olarak sporun her alanında yeteneği olan gençleri tespit edeceğiz. O gençleri tespit ettikten sonra onları nasıl kazanabiliriz veyahut da milli forma altına nasıl alabiliriz, bunlarla ilgili Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzle ve spor adamlarımızla bir araya gelerek çalışmalar yapacağız. Biz ilk etapta gençliği tespit edeceğiz. Şu an zaten biz kayıtlarımızda, üye kaydı yaparken kişilerin mesleklerinden ziyade uğraştıkları sporları da tespit ediyoruz. Yeteneklerini de tespit ediyoruz. Bununla ilgili de bir etkinlik yapacağız. Spor adamlarını bir araya getireceğiz. Herhangi bir kulüpleşme mi olacak yoksa bu gençleri önünü açmak için yönlendirme mi? Evet, önünü açacağız. Yani kulüpleşme şu an için düşünmüyor. Hani şu an için diyelim. Belli olmaz. İlerleyen zaman neyi gösterir? Hani şu an için öyle bir düşüncemiz yok ama bizim sadece düşüncemiz dediğimiz gibi Kırşehir gençliğini ön plan alalım. Çünkü Süper Lig var biliyorsunuz. 18 takım var ve bildiğimiz şu an 3 tane Kırşehirli futbolcu var. Bu acı bir şey. Bir de şu var başkanım. Tabii ilimizde Ahi Evran Üniversitesi gerçekten Kırşehir'de bir marka. Yani özellikle hani spor anlamında diyorum. Mesela bu türlü başarılı sporcular zaten milli kontenjanla üniversitemizde de çok rahat bir şekilde okuyabilirler. Yani birçok salon sporları var, birçok değişik branşta sporcular var. Yani milli olabilecek başarılı sporcular var. Yani güreştir, basketboldur, futboldur, diğer birçok atletizmdir, güreştir, gülledir. Yani bu türlü başarılı sporcular da Ahi Evran Üniversitesi'ne kazandırılabilirse evet, burada başarılı spor. Yani bunlar da gittikleri yerde zaten kulüpleri olacaktır ama en azından okuduğu yer Kırşehir Ahi Evran evet, Üniversitesi öğrencisi olacak. Yani bu anlamda da önemli bir katkısı olur yani. Üniversitemizi de duyuracağız. Evet. Tabii zaten dediğimiz gibi hem spor kulüplerimiz hem üniversitemizde işbirliğiyle yapacağız. Zaten onların desteği olmadan ve işbirliği olmadan biraz zaman alır ve zor olur. Ama onların desteğiyle daha profesyonelce tespit ederek ve muhakkak üniversitemizde değerli hocalarımız var bu branşlarda. Onlarla işbirliği içerisinde bir proje olacak. Ve eminim neden olmasın ilerleyen dönemlerde Kırşehirli milli sporcularımızı görmek bir Kırşehirli olarak hepimize gurur verir. Yani temennimiz bizim o. Hedefimiz o, arzumuz o zaten. Neden olmasın? Neden ben olacağına inanıyorum. İnşallah. Evet başkanım, projeler devam edelim isterseniz, eğer varsa söylemek istedikleriniz. Yani şu an için hani genel çerçevede dediğimiz gibi projelerimiz şu an ilk etapta bunlar. Ve biz yine şunu diyoruz. Biz gençlerin katılımıyla ve fikirleriyle daha da zenginleşeceğiz. Yani proje anlamda, yani tabii bu gerçekleştireceğimiz projeler belli bir zaman alacak. Yani dediğimiz gibi şu an evet heyecanlıyız, istekliyiz. Zaman zaman belli bir takvime koyarak bu projeleri gerçekleştirmeyi planlıyoruz.
Ama bizim için ilk etapta projelerden önce belli bir şeyi sağlamamız gerekiyor. Belli bir çoğunluğu sağlamamız gerekiyor. Bu çoğunluğu sağladıktan sonra onlarla el ele vererek yapacağız. Ya onların desteği ve katılımı, gençlerin desteği ve katılımı olmadan bunlar zor. Ama tabii ki bunu gençlerin de istemesi gerekiyor. Yani bu istek ve arzu olduktan sonra ve buna inanç olduktan sonra güzel işler zaten ortaya çıkacak. Biz dediğimiz gibi yaklaşık biz federasyonda tanıştık zaten. Bir sivil toplum kuruluşunda gördük birbirimizi. Ve o gençler de birbirlerini bu şekilde tanıyacaklar. Bakın biz 7 kişi birbirimizle tanıştık, bir dernek kurduk. Aynı fikir altında toplandık. Ve diğer genç arkadaşların katılımıyla daha da büyüyecek. 7 kişiden çıkan bu fikir belki binlerce gencin katılımıyla daha da büyük olacak. Ve eminim ve inanıyorum da biz Türkiye'de bir ilk olacağız. Bizim buna inancımız sonsuz. Evet. İnanıyoruz, istekliyiz, hedefimiz var ve yapacağımıza da inanıyoruz. Evet. İnşallah daha da ben güzel olacak. Ben hemen dilerseniz değerli yönetim kurulundaki arkadaşlarımızın da onlar da görüşlerini alalım. Evet. Onları da heyecanlarını paylaşalım değerli izleyicilerimize. Ben hemen yine Alper Bey ile başlayalım. Evet. Siz de bu fikir ortaya çıktığında duygularınız neydi? Gerçekten bu türlü çalışma biraz sıkıntılı, zor başlar. Evet. Sancılı başlar ama daha sonradan artık emekli dönemine geçtikten sonra artık koşar kendiliğinden koşar gider. Siz kafanızda nasıl bir oluşum oldu? Şu andaki gelinen nokta nasıl? Hemen sizin de duygularınızı alalım. Evet. Biz aynı Ömer Başkanımız anlattığı gibi bir federasyonda bir araya geldik arkadaşlarımızla. Bu bir fikirdi ilk önce. Hani biz bir federasyon bünyesinde bir şeyler yapmayı planladık. Daha sonra kendimizi düşündük. Acaba biz bir dernek olup, hani bir gençlik derneği olup yapacağımız projeleri, faaliyetleri insanlara nasıl aktarabiliriz? Yani bizi, sesimizi duyurmak için nasıl yapabiliriz? Böyle bir fikirle ortaya çıktık ve ben çok heyecanlandım. Yani kendi açımdan böyle bir fikri teklifi aldığım zaman da daha çok heyecanlandım. Tabii ki fedakarlık çok önemli. Yani böyle bir sosyal toplum, yani sosyal bir örgütte görev yapmak gerçekten fedakarlık. İşinizden, ailenizden, bazen arkadaşlarınızdan, günlük hayatta yapacağınız bazı işlerinden fedakarlık vererekten yapacağınız bir emek bu. Biz bu emeği yapacağımıza inandık. Yani bu emeklerimizi boşa çıkmayacağına inandık. Böyle bir yola girdik. Ve şu an için geldiğimiz noktada gayet iyi gidiyor. Yani aslında biz sağlam ve emin adımlarla gidiyoruz. Biraz bazı şeylerimiz çok hızlı gelişiyor ve hızlı olacağına da inanıyoruz. Ama biz bunların kararını alırken çok sağlam adımlarla alıyoruz. Ve attığımız her adımı gerçekten kafamızda 4-5 kez düşünüp, yani biz bunu gerçekten yaparsak iyi mi olur? Şu an yaptığımız yol doğru mu bir yol? Bunları hep kafamızda tartaraktan gidiyoruz. Yani hani böyle şey gelişmiyor. Yani boşlukta gelişen bir durum değil. Tamamıyla sağlam adımlarla gidiyoruz. Ben bugün Murat Yıldırım Bey, Ticaret Odası Genel Sekreteri. Gerçekten şöyle bir cümle kullandı. Ben kendisinden çok etkilendim bu cümlesinden. Ben hiç bilmezdim ki Ankara'dan böyle bir Kırşehirli gençlerin Kırşehir'e gelip bizleri ziyaret edeceği, bizleri ateşleyeceği. Bunu söylemesi beni çok onurlandırdı. Kendisi gerçekten çok beyefendi bir insan. Bizi çok hoş yani karşıladı. Bu duygu gerçekten onun bize vermiş olduğu pozitif enerjiyle biz daha iyi şeyler yapabileceğimize inandık. Yani ben bugün de arkadaşlarımızla bunu da konuştuk, yani paylaştık. Hani daha güçlü adımlarla, daha sağlam adımlarla bir şeyler yapabileceğimize inandık. Yani bu konuşmadan sonra. Ben gerçekten sonra düşündüm ki bundan bir ay önceki dernek kuralım sohbetinden sonra geldiğimiz nokta ve bize verilen desteğin ne kadar güçlü olabildiğini anladık. Yani bu da birlik ve beraberlik içerisinde neler yapabileceğimizi ortaya koydu. Ve söylediğimiz gibi, başkanımızın anlattığı gibi yapacağımız projelerle ses getireceğiz inşallah. Allah'ın izniyle herkesin
beğenisi olacak ve amaçlarımıza ulaşacağız. Buna da inanıyorum. Ve böyle bir grubun içerisinde, böyle bir derneğin içerisinde, daha doğrusu Kırşehir sevdalısı böyle insanlar arasında bulunmaktan da büyük bir onur duyuyorum. Evet. Bu şekilde anlatayım. Teşekkür ederim. Evet, Eser Bey, siz de hemen duygularınızı alalım. Evet. Böyle bir oluşum olduğunda neler hissettiniz? Şimdi oluşumun olduğunda tabii bu oluşumun bir geçmişi var. Evet. Şimdi, ben mesela şahsım adına bir 10 yıldır işte Kırşehir'de bazı dernekler olsun, vakıflar olsun, federasyonlar olsun, gençlik kollarında bir şekilde bir görev alma, bir şey yapma, hep bir hevesim vardı. Kendim olarak da birçok Kırşehir'de tanıştım ben bu konulara girerek. İşte Ankara'da yaptığım iş gereği, ben ticaretle uğraştım. Ve ticaretle uğraşırken önemli olan çevre. Yani çevreniz ne kadar olursa sizin o kadar geleceğiniz olur, o kadar başarılı olursunuz. Ve Ankara'da özellikle ben Kırşehir'lerle bir dönem tanıştım ve her tanıştığım Kırşehir beni el üstünde tuttu, çok iyi ağırladı. Mesela bugün yaptığımız ziyaretlerden bir tanesi de Eraslan Güneş Enerji Sistemleri'nde Sayın Süleyman Eraslan Bey bizi ağırladı. O da çok memnun oldu ziyaretimizden, bize destek olacağını söyledi. Ona kendisine teşekkür ediyorum. Ayrıca biz bugün Kırşehir'de yapılan otelimizi ziyaret ettik. Gerçekten yapanların ellerine sağlık. Çok güzel bir yatırım olmuş. Ayrıca Neşet Ertaş'ın, Muharrem Ertaş'ın, rahmetlerin, Çikçen'in kabirlerini ziyaret ettik. Ve bunlardan dolayı da yani bir de şöyle bir kopukluk oldu. Şimdi ben 30 yıldır hayatımda Ankara'da doğmuşum, Ankara'da büyümüşüm ve hayatımda ilk defa Kırşehir'in merkezine geldim. Bu çok büyük bir eksiklik ama inşallah biz böyle, yani memleketimize geldiğimizde her gittiğimiz ortamda o kadar güzel karşılandık ki bundan çok mutluyuz. Yani Ankara'da da yaşayan tüm Kırşehirlere destek olmak istiyoruz. Çünkü bizim elimizden zamanında birileri tuttu. Evet. Ve bu tutanlar sadece memleketlisi olduğumuz için destek oldular. İşte birkaç grup var Ankara'da, özellikle sanayide. Gerçekten çok güçlü Kırşehirler var. Sadece birlikte değiller. Bireysel olarak çok başarılı insanlar var. Yani evet. Ben şu an Ankara'da şöyle söyleyeyim size, ticaret hayatında özellikle Austin'de ve Şarkman'da yani çok büyük iş adamlarımız ilk var. İlk 50'de 20'si Kırşehir'de. Kırşehir. Ama birbirlerini bilmeyenler var. Hayatında Kırşehir'e gitmemişler bile var. Burada doğmuş, terk etmiş. Çok büyük firmalarımız var. İnşallah biz de onların yolunda hem kendi ticari hayatımızda hem bu derneğimiz vasıtasıyla genç arkadaşlarımıza bir örnek oluruz. Onlara geleceklerinde, geleceklerini teşkil edecek konuda yardımcı oluruz. İş imkanı sağlarız. Onların her türlü işte üniversitede olsun, işte burs olsun, daha sonra üniversite bittikten sonra üniversite okumak bir, yani mesela üniversite mezunuyuz çoğumuz. Ama üniversite okumak sadece okumak oluyor. Eğer ondan sonra bir kariyerinizi devam ettiremezseniz çok fazla bir önemi olmuyor yani. Tabii ki sadece üniversite mezunuyum diyorsunuz ama önemli olan kariyeri. Biz bir yerlere geldik hepimiz. Tırnağımızı kazıyarak, okuyarak, çalışarak. Çok zorlan. Sadece benim tek isteğim bizden sonra gelecek genç nesil bizim kadar zorlanmasın. Onlara bir destekleri olsun. Onlara bir abilik yapalım. Bir yol gösterici olalım. Bir köprü kuralım diyorsunuz Kırşehir Ankara arasında. İnşallah. Evet. Siz de Ali Bey, hemen siz de görüşlerinizi alalım. Şimdi bizi bu masada toplayan şey, en önemli özellik Kırşehir. Hepimiz farklı köylerinden, farklı ilçelerindeniz. Kırşehir'i sevdiğimizden, Kırşehirli'yi sevdiğimizden dolayı bu masadayız. Bu derneğin bir ayağı Ankara ise bir ayağı da mecburen Kırşehir'de. Aradaki köprüyü, dengeyi sağlamak ve misyonu tamamlamak için Kırşehirli'ye faydalı olmak gerekiyor. Bunun bilincindeyiz. Kuruluş amaçlarımızdan birisi de bu. Biz ne zaman bir Kırşehirli'ye yardımcı olabilirsek biz misyonumuzu o zaman tamamladığımızı hissedeceğiz. Yeni derneğiz. Herkesin desteğini bekliyoruz. Katılım bekliyoruz. Siyasi ve ticari büyüklerimizden de yardımlar bekliyoruz. Manevi desteklerini, bize verecekleri fikirleri çok önemsiyoruz. Bizi yönlendirmelerini de bekliyoruz aynı zamanda. Bugün çok güzel elektrik aldık. Gittiğimiz yerlerde çok yardımcı oldular, çok güzel karşıladılar. Bizi çok memnun ettiler. Aynı zamanda içimizdeki enerjiyi, heyecanımızı biraz daha körükleyici, biraz daha ateşleyici oldular. Hepsine buradan teker teker tekrar teşekkür ediyoruz.
Yani biz memnunuz. İyi ki böyle bir oluşumun içindeyim. İyi ki bu arkadaşlarla beraberim. İyi ki Kırşehirliyim. İyi ki Kırşehirli'ye faydam olması için çalışıyorum. Ben memnunum. Herkese buradan teşekkür ediyorum. Sizin desteklerinizden dolayı da çok sağ olun. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ediyoruz. Evet Mahmut Bey, sizin de hemen görüşseniz alalım. Sizin de böyle bir fikir ortaya çıktığında neler düşündünüz? Öncelikle şundan bahsetmek gerekiyor bu noktada. Sivil toplum dediğimiz zaman bireylerin, yurttaşların sadece oy vererek değil, birlikte bir bütün olarak, bir düzel kişilik kurarak yöneticilere taleplerini iletmesini görüyoruz. Avrupa'da mesela bu, Avrupa'da ve Amerika'da bu iş gerçekten devlet desteğiyle yapılıyor. Ciddi kamu bütçeleri ayrılıyor. O yüzden baktığımız zaman bir Avrupa'da ve Amerika'da 1 milyonun üzerinde değnek sayısı olduğunu görüyoruz. Ama Türkiye'ye baktığımız zaman bu 90 binle sınırlı. Ki bu derneklerin üyelerine baktığımız zaman da orta yaşın üstü bir kişilerin olduğunu görüyoruz. Ama Türkiye genç nüfusun fazla olduğu bir ülke olduğu için biz de bir gençlik derneği kuralım. Gençleri sivil toplumun içine çekelim. Böylece onların önünü de açalım. Bunu düşünerek aslında biz girdik. Türkiye'de tabii şey yok. Kamu desteği olmadığı için kişilerin özel şeyleri var, özel çabaları bu iş yapılıyor. Böyle olunca da biraz aksıyor. Bir de şey de var tabii, ön yargı da var halkın gözünde. Bu ön yargıyı kırmak da önemli. Biz de aslında başkanımın dediği gibi para almayarak, işte şey yaparak, herkesi kucaklamak adına, hani hem siyasi görüşümüzü de ön plana çıkarmayarak herkesi kucaklayalım, para da almayalım. Hani sadece gençlerin faydasını gözeterek bir şeyler yapmaya çalışalım. Bu amaçla çıktık bu yola. İşte böyle bir araya geldik, bir dernek kurduk. İnşallah hayırlı işler yapacağımıza inanıyorum. Sizlerin de bu noktada bizlere yardımcı olacağınızı düşünüyorum. İşte bilgileri, medyada olsun, şeyde olsun. İşte elimizden geleni yapacağız. Evet, teşekkür ediyorum. Evet Sayın Başkanım, gerçekten çok güzel mesajlar. Evet. Yani buradaki mesajlarda da aslında ana konu şu. Yani bize hep işte Kırşehirlere biz pekmez akıllar derdi, evet, ama biz artık Murat abinin çok güzel bir projesi akıllı pekmeze döndürdük. Yani biz aslında çok büyük bir gücüz. Evet. Ama biz bu gücümüzün farkında değiliz ve bu gücü bir araya getiremedik yıllardır. En büyük eksiklik. Yani sizlerin vasıtasıyla biz bu aradaki kopuklukları, eksiklikleri, hataları, yani işte Ankara'da diyoruz ki çok sayıda Kırşehirlimiz var. Çok önemli mevkilerde diyoruz ama işte bunu Kırşehir'le bir bağlantısını kuramıyoruz. Kırşehir'e getiremiyoruz. İşte çok güzel söyledi. Yani yıllardır Kırşehirliyiz ama ilk defa bugün Kırşehir'e geldim dedi. Yani çok önemli. Evet. Yani bu aslında sizlerin olduğu gibi bizlerde de aslında bu eksiklik, hata. Çünkü niye? Yani siz gelmiyorsunuz, biz de sizlere gitmedik. Yani böyle de bir Kırşehir'le de Ankara arasında da bir kopukluk var. Yani bu önemli olan bu birlikteliği sağlamak. Ve Ankara ile Kırşehir artık bu aradaki buzları eritip yani olumsuz şeyleri olumlu yöne, evet, geçirmek. Bu güçle birlikteyle Kırşehir'in de bu kabuğunu da kırmak gerekiyor. Aslında hani Kırşehir hep diyoruz Ankara ile Kayseri arasında sıkışmış ama aslında bu eğer kullanılabilirse çok artıya, evet, kesinlikle çevrilecek bir şey. Ciddi bir artı aslında. Artı aslında. Yani önemli olan bunu ön plana çıkartıp kesinlikle bu eksiği artıya çevirmek. Kesinlikle. İnşallah bunda sizler başlayacaksınız. İnşallah. Arkadaşlar, şöyle biz işçiyiz. Şu anlamda işçiyiz. Biz Ankara ve Kırşehir arasında bir köprü yapacağız. Biz köprünün işçileriyiz. Bu köprüyle birlikte dediğimiz gibi biz memleketimize de ciddi kazanımlar sağlamak istiyoruz. Dediğiniz gibi bireysel anlamda çok başarılı insanlar var. Bunları sadece gençler olarak değil, bu büyüklerimizi de bir araya getirmemiz gerekiyor. El ele vermemiz gerekiyor. Belki Kırşehir'de belki 40'a yakın bir dernek var. Bunların el ele verip Kırşehir'e ne yapabiliriz'i konuşması gerekiyor. Kırşehir'e ne yapabiliriz? Kırşehir'e ne gibi katkı sağlayabiliriz? Gerçekten biz el ele verdiğimizde, evet, Ankara gibi büyük şehir, ya Türkiye'nin başkentine yaklaşık 1,5-2 saatlik uzaklıkta bir şeyiz, bir iliz. Aynı zamanda doğunun geçiş kapısıyız, geçiş noktasıyız. Doğuya bağlıyoruz. Bunu ciddi anlamda değerlendirmek gerekiyor. Bu köprüyü sağlamlaştırmak, sağlam bir köprü oluşturmak gerekiyor. Yani biz tabii bu bağlamda dernek olarak gençlerle memleket arasında bir köprü kurma. İlk etapta gençlerle. Daha sonra
aslında büyüklerin gençlere örnek olması gerekirken biz gençler olarak büyüklere örnek olmak istiyoruz. Çünkü daha yeni bir beyin, daha yeni pozitif yeni, düşünen, pozitif düşünen, evet geniş, kesinlikle. Teknolojiyi çok iyi kullanan. Aynen öyle. Bunu, bununla birlikte daha faydalı işler çıkacaktır. Çünkü şöyle söyleyeyim, genç beyin, gençlik istediği zaman yapamayacağı ve başaramayacağı şey yok. Evet. Ve dediğiniz gibi belli bir yaşa gelmiş, sizi tenzih ediyorum, belli bir yaşa gelmiş kişiler bazen ön yargılı olabiliyor. Başkan yardımcımız Emin Ardıç'ın web sitemizde bununla ilgili bir yazısı var, köşe yazısı. Ön yargıyı kırmak ve yıkmakla ilgili. Gerçekten ön yargılar ortadan kaldırmamız gerekiyor. Çünkü biz ön yargılı yaklaşmak yerine pozitif yaklaşarak ve pozitif yaklaşım inancı da devamında getirir. İnanarak yaparsak güzel şeyler elde edeceğimize inanıyoruz. Dernek yönetim kurulu üyelerimiz de zaten hepsi görüş ve düşüncelerini paylaştı. Birlik beraberliği ben her zaman vurgulamak istiyorum. Tabii buradan da bizi çatı altında buluşturan Kırşehir Dernekler Federasyonu Başkanı Hilmi Gökçener Beyefendi'ye de buradan teşekkür ediyoruz. Çünkü dediğimiz gibi biz o dernekte tanıdık birbirimizi. Ve yarın bizim derneğimizde de, bu gençlerin derneğinde de başkaları bu şekilde tanışıp Kırşehir'e ne yapabiliriz'i konuşacaklar. Bu bir dediğimiz gibi nesiller arası iletişimi güçlendirmemiz gerekiyor. Ve aynı zamanda da ahiliği vurgulamamız. Çünkü her yıl geleneksel olarak ahilik kutlanıyor. Bunu Kırşehir'i bu anlamda bizim birçok değerimiz var. Bir Aşık Paşa'mız, Neşet Ertaş'ımız var. Cacabey'imiz var. Evet. Ya bu değerlerimizi de Türkiye'ye tanıtmamız gerekiyor. İnanın zaman zaman farklı şehirlerde gittiğimizde çok acı bir şey. Kırşehir'i bilmeyenler var. Ama biz Kırşehir'in sesini duyuracağımıza inanıyoruz. Sizlerin aracılığıyla, gençler aracılığıyla burada güzel bir ilin olduğunu Türkiye'ye duyurmak ve değerlerimizi de tanıtmak en büyük amaç ve hedeflerimizin başında geliyor. Yani çünkü sizi bir değerleriniz bir yere taşır. Birlik, beraberliği bir değerleriniz o çatı altında sizi toplar. Bu olguyu oturtmamız ve oluşturmamız gerekiyor. Ve şöyle söyleyeyim size, evet bir takım projeler hedefledik. Dediğimiz gibi belli bir zaman da alacak. Şu an hepimiz heyecanlıyız, yapacağımıza, başaracağımıza inanıyoruz. Ama bu süreçte gençlerin katılımı bize çok önemli. Onların fikir ve düşünceleri, bize verecekleri destekler bizim için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Sizlere ışık tutacak. Kesinlikle, kesinlikle ışık tutacak ve yol gösterecek. Evet. Ben artık süremizin sonuna geliyor. Son olarak yine Mahmut Bey'den başlayarak son görüşlerinizi alalım. Sonra da son sözü başkana bırakalım. Ondan sonra programımızı kapatalım. Evet, son izleyicilerimize neler söylersiniz? İşte dediğim gibi bu bizim asıl amacımız ön yargıyı kırmak. Gençleri sivil topluma çekmek ve böylece bir gençlik birliği oluşturup işte milletimizin, işte memleketimizin ihtiyaçlarını dile getirmek, hem onlara fayda sağlamak hem de birlik beraberliği oluşturmak. Asıl amacımız bu yönde. İşte bunu yaparken de dediğim gibi işte Avrupa'da aslında adamlar kendi işlerinde kamu bütçesi ayırıyor. Hatta bizim ülkemize bile destek veriyorlar yani bu anlamda. Biz de bunlardan yararlanmaya çalışacağız ama iş adamlarımızdan da ciddi bir destek bekleyeceğiz bu noktada. Evet. Bunlarla beraber işte güzel projeler yapmaya çalışacağız. Evet, teşekkür ediyoruz. Evet Ali Bey. Biz yapacağımıza inanıyoruz. Hem projelerimizi yerine getireceğimize hem de daha fazla kitleye ulaşacağımıza. Aynı zamanda Kırşehirli'nin bize destek olacağına da inanıyoruz. İçimizdeki ateşi, içimizdeki heyecanı hiçbir zaman kaybetmeyeceğiz. Herkesin desteğini bekliyoruz. Buradan bütün Kırşehir'e saygılarımızı, selamlarımızı iletiyorum. Hepsine hayırlı akşamlar diliyorum. Evet. Size tekrar teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Mikrofonu da Eser Bey'e evet, koyarsak. Evet Eser Bey. Evet, bizim Ankara'da özellikle en çok karşılaştığımız şeylerden bir tanesi Kırşehirlilerde bir birlik eksikliği var. İşte bir araya gelemiyorlar. Bireysel olarak çok başarılı oluyorlar ama bir araya gelemiyorlar diye aslında insanların kendini kandırması var.
Çünkü bir kültür var. Bu kültür ahilik kültürü ve bu kültür bu topraklardan çıkmış. Yani böyle bir kültüre sahip bir toplumun beraber hareket edememesi gibi bir şey söz konusu olamaz. Biz kesinlikle bu fikre karşı çıkıyoruz. Birlikten kuvvet doğar. Kırşehir'de gerçekten birlik olacak. Gençler ilk başta bizim aracılığımızda inşallah birlik olacaklar. Çok başarılı olacaklar. Çok güzel yerlere gelecekler. Allah yolumuzu açık etsin. Evet, teşekkür ederim. Evet Alper Bey. Evet, ben biraz konuya böyle futboldan gireyim yine. Futbolla başlamıştık muhabbete. Futbolda arkadaşının tamamı vardır. Hoca bir antrenör. Der ki sen libero oynuyorsun. Arkadaşın yerini kaybettiğinde sen yanını tamamlar. Biz bu yönetimle, bu Kırşehir Ahyevran Gençlik Derneği yönetimimizle birbirimizi tamamlayacağız. Bu tamamlayıcı güç olduğumuz müddetçe üstesinden kalkamayacağımız hiçbir şey yok. Ve bu hedefler doğrultusunda projelerimizi gerçekleştireceğiz. Buradan tüm hemşerilerime, tüm Kırşehir sevdalarına bizleri takip edin. Kırşehirgençlik.com web sayfamızdan ve Facebook adresimizden bizleri izleyin ve bizlerle beraber olun. Herkese canı gönülden selamlar. Bizi izlemeye devam edin. Evet Ömer Bey. Şimdi ben bize bu fırsatı tanıdığınız için Ahi TV'ye gerçekten çok çok teşekkür ediyoruz. Sesimizi Kırşehir'e duyurduğunuz için. Dediğimiz gibi bizim amacımız Kırşehir'e bir değer katmak. Yeni bir vizyon, yeni bir hedef anlamında gençlerin katılımıyla projeler gerçekleştirmek ve hemşericilik bilincini oturtmak ve oluşturmak ve dediğimiz gibi buraya gençlerin aidiyet duygusunu arttırmak başlıca hedeflerimiz. Bu hedef ve düşüncelerle güzel işler yapacağımıza inanıyoruz. Memleketimizi çok seviyoruz. Biz dediğimiz gibi gönüllü bir derneğiz. Ben buradan yönetim kurulu üyelerime, bizleri destekleyen tüm arkadaşlara ve tüm Kırşehir'e sevgi ve saygı ve selamlarımı iletiyorum. Sizlere de çok çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Son olarak kusura bakmayın. Bize Kırşehir'de destek olan ve yeni dernek kurmak üzereler şu anda Kırşehirliler taraftar grubunda ayrıca teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Gerçekten böyle pırıl pırıl genç insanların bir araya gelmesinden de herhalde çok güzel sonuçlar ortaya çıkacak. Çok güzel projelerle de inşallah kamuoyunun önünde hem bizlerde hem sizlerde de artık bundan sonra sıkça karşılaşacağız. Onun İnşallah temennimiz bizler var. Bizler de gurur duyuyoruz gerçekten. Kırşehirlerimizin böyle birlikte bir araya gelmesi, önemli çalışmalar, projelere imza atmalarıyla da bizler de gurur duyuyoruz. Niye? İşte diyorlar ki Kırşehir'de bir şey olmaz. Aslında çok şeyler olur. Evet. İnşallah bu olumsuzlukları sizler gibi pırıl pırıl gençlerimiz de inşallah Kırşehir'in önü daha da açılacak. Sizlere Allah yar ve yardımcınız olsun diyorum. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Elimizden ne gelirse sizlerin her zaman yanındayız. Bunu bir kez daha sizlere söylemek istiyorum. Çok teşekkür ederiz. Evet, güncel programımızın sonuna geldik. Bugün gerçekten çok önemli, değerli konuklarımız vardı. Kırşehir Ahyevran Gençlik Derneği Sayın Başkanımız Ömer Polat ve yönetim kurulu üyeleri ilk defa ekranlara çıktılar. Gerçekten çok önemli projeler var, hedefleri var, inançları var. En önemlisi bu. İnanmak zaten çok şeyi başarmaktır. İnşallah onlar da ilerleyen yıllarda çok başarılı projelere imza atacaklar. Onun için bu gençlerimize sahip çıkalım. Onlara yardımcı olalım. Bizler de elimizden gelen her türlü desteği kendilerine gösterelim diyoruz ve kendilerine de bundan sonraki projelerde, çalışmalarında da başarılar diliyoruz. Evet, güncel programımızın sonuna geldik. Başka konu ve konuklarla görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.